Bunların efektivitelerini veya etkilerini ben söylemiyorum. Bunların efektivitelerini, etkileri hep ispatlanmış, onaylanmış sistemler. 18 yaş ile 80 yaş arası herkese uygulanabilir. Kesinlikle sonuçları çok güzgüldürücüdür. İşlem sonrası yapıldıktan sonra uygulanan bölgede kesinlikle sarkma ortaya çıkmaz. Ve tamamen uygulanan bölgede 1 ila 2 beden incelmeyi günden güne 4 hafta ile 6 hafta arasında gözlemleriz. Evet, şimdi düğün mevsimi geliyor. Hani biraz giyeceğimiz kıyafetler evet. açısından daha iyi durmak açısından da çok çok, çok düğün mantıklı. Mezuniyet zamanımız geldi bütün öğrencilerin. Doğru. Düğün zamanı, nişan zamanı. Ya yazın tatile gidiyorsunuz, bir askılı elbise giymek istiyorsunuz ama işte örnek veriyorum sırt yan yağlarımız evet, askıdan taşıyor. Onları çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. İşte fotoğraf çekileceğiz mezuniyet zamanımız, gıdı yağlanmamız çok ciddi bir şekilde tedavi edilebiliyor. Gıdı da çok etkili galiba değil gıdı mi? Gıdı da çok çok etkili. Tek seansta çok ciddi sonuçlar alıyoruz. O bölgede var olan yağlanmanın büyük oranda toparlanmasını sağlıyor. Ben geçen gün bir erkek gıdısında böyle bir şey yapmış. Yani bayağı güzel olmuş. Çok şaşırdım yani. Erkeklerde de kadınlar kadar sık uyguluyoruz ve erkekler de çok ciddi sonuç alıyorlar. Yani bizim %25-%30 hastamız erkek. Erkeklerde kadınlar kadar etkili sonuç alıyorlar. Özellikle erkeklerde karın yan yağları çok ciddi problem. Simit diye tabir evet. edilen bölge. Erkekler o bölgede çok ciddi sonuç alıyor. Türk halkının, Türk kadınlarının en büyük problemi basen, popo ve iç bacak, dış bacak yağlanmalarında da çok ciddi sonuçlar alıyor. Peki. Mini etek giyeceksiniz. Sözünüzü evet, kestim. Rica ederim. Dizinizin içinde yan yağlarında artma var. Dizinizin üstünde yağ birikimleri var. Selüloidli dokular var. Selülitli dokular var. Orada da çok etkili sonuçlar alıyoruz. Evet. Peki bir zararı var mı? Verilen kilolar tekrar alınır mı? Bu bir... Verilen kiloların geri alınması veya alınmaması gibi bir matematiği yok. O bölgedeki yağları incelterek, çaplarını küçülterek o bölgede sıkılaşma ve incelme sağlıyorsunuz. Tabii ki yan gelip yatarsanız ben nasıl olsa bu sistemi yaptırdım artık ömür boyu kilo almam diye bir şey yok. Ondan sonra biz nasıl davranacağınızı, örnek veriyorum diyet değil de işte günde şu kadar litre su için ya da şu kadar yürüyüş yapın haftada 2 gün, şu nabızla yürüyün. Gibisinden basit teknikler ve basit önerilerle bunu uzun zamanlar muhafaza etmelerini sağlıyoruz. En ufak bir sıkıntı olmadan. Evet. Beraberinde bu selülitler içinde iyi mi? Yani selülitler içinde selülitli dokuda yağ fazlalıklarını bununla halledip arkasından bizim özel 4 boyutlu radyo frekans sistemlerimiz var. Onları çok rahatlıkla selülitli dokuda %80'e varan düzelme sağlayabiliyoruz. Eskiden bayağı bir şey yapılamıyordu. Şimdi artık tabii enjeksiyon çok... tedavileri yapılabiliyor. 4 boyutlu radyo frekanslar yapılabiliyor. Selülit dediğimiz yani suyunu kaybetmiş yağ dokusu gibi düşünün. Orayı doğru şekilde tedavi ettiğiniz zaman o yağ dokularındaki o septa dediğimiz bağları falan tedavi ettiğimiz zaman orada %80'e varan düzelme ortaya çıkıyor. Peki yüze gelecek olursak bu 4 boyutlu bahsettiğiniz şeyler yüz gençleştirme aynı şeyden bahsediyorsunuz değil. Orada. 4 boyutlu yüz gençleştirmeyi soracağım. Şimdi mesela zayıfladık yüzümüzde de bir kilo varsa verdik ve sarkmalarımız var çökmelerimiz var bunu da çok rahat tedavi ediyoruz. 4 boyutlu dememizin sebebi şimdi piyasada uygulanan birçok sistem var ama birçok insan tek bir sistemle her sorunu çözmeye çalışıyor. Benim yeni kendim yaklaşık bir senedir uyguladığım bir sistem. Gelen hastayı değerlendiriyorum. 4 tabakalı tedavi ediyorum. Örnek veriyorum en derini ulterapi dediğimiz ultrason dalgalarıyla tedavi ediyorum. Orta yüzeydeki sarkmalar varsa işte bu halk arasında örümcek ağ diyebilen. Şeyse söylemeyelim, markaysa söylemeyelim. Değil, marka değil. Değil. İşlem evet. uygulama tekniği. Evet. Örümcek ağ tekniğini uygulayabiliyoruz orta yüzeyde. Bazılarında doku sarkmaları, yanakta sarkmalar var. Onu kalsiyum vesaire hiyaluronik asitli maddelerle, dolgu materyalleriyle lifting yapabiliyoruz. En üstte de altın iğneli radyo frekanslarla cildin sıkılığını, ince kırışıklıkların tedavisini. Yani 4 tabakayı aynı anda lazerlerle lekelerin görüntüsünü azaltmayı, cildin canlılığını artırmayı, her tabakanın ihtiyacını kişiye göre belirleyip, işte hepsini %25 uygulamıyorsunuz da birine... Örneğin çok az sarkması var. Ulterapi dediğimiz yöntem, bu terapi ismidir. %10 uyguluyorsunuz. %50 uyguluyorsunuz kalsiyum maddesini. Kiminde de %50 ultrason uyguluyorsunuz. %25 iplerle örümcek ağı yapıyorsunuz.